yeryüzünün değerli, basiretli insanları, sevgili Müslüman kardeşlerim, hepinizi antikapitalist, antifaşist, antikomünist, antinasyonalist, antisiyonist ve en önemlisi de Türkiye üzerine ait olmak üzere anti-firavunist bilinçle selamlıyorum. Filistin davasına inanmış ve bu davanın başarıya ulaşması için karınca kararınca çaba sarf etmiş bir kardeşinizim, bir yazarım. Bu çabanın ana tetikleyicisi elbette Filistin topraklarının bir parçası olan Kudüs'ün ezeli ebedi ulu önderimiz, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın miraca çıkarken son ayak bastığı yer oluşudur. Benim dünyamda İstanbul'un özel bir yeri, Kudüs'ün ise daha özel bir yeri vardır. Kalbimin yarısı Mekke'dir. Geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Tutsak Kudüs'e borcumuz Kudüs'ü savunmaktır. Özgürlüğüne kavuşturmaktır. Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul sevilmeden hayatın yani varoluşumuzun hikmeti kavranılamaz. Çünkü bizim eylemimizin evrenselliği Kudüs'ten başlamaktadır. Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez. Kudüs'ü bunun için biz Müslümanlar çok seviyoruz. Kudüs'ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır. Çünkü gerçek bağımsızlık yüzyıllar boyunca damıtılarak oluşturulan bir birikimdir. Kudüs insan onurunun asal kaynaklarından biridir. Putçuluğun kesinlikle iptalidir. Ve sevgili Kudüs bizim ideolojik temelimizdir. Bu bağlamda vicdanını koruyabilen her edebiyatçı, her sanatçı, her yazar sadece Filistin'de değil, bütün İslam coğrafyalarında batılı emperyalistler ve yerli işbirlikleri tarafından ortaklaşa işlenen cürümlere karşı bir tavır almalıdırlar. Batılılar, yüreklerinin en gizli köşelerine hala duran Orta Doğu korkusunu atamamışlardır. Bu korku, Orta Doğuların İslam uygarlığını yeniden gün yüzüne çıkarmaları itibaridir. Çünkü Orta Doğu halkları İslam uygarlığını yeniden canlandırabilirlerse çağın dengesizliği düzeltilebilecektir. Şimdi işgal altındaki El-Aksa bütün Müslümanların inançlarını yıkmayı amaçlayan bir ülküsel cinayetin, inanç cinayetinin suçsuz kurbanı olarak yıkık duvarlarıyla Müslümanların kalplerinde, hepimizin kalbinde sayfaları yırtılmış mukaddes bir kitap gibi duruyor. Bundan Türkiye'den Filistinli kardeşlerime İslami devrim özlemi yüklü İslami devrimci selamlarımı yolluyorum. Tüm direniş eylemlerinde hepinizin yanınızdayım. Yaşasın yeryüzündeki tüm inananların birlikteliği. Yaşasın Filistin. Yaşasın Kudüs. Yaşasın ezeli ebedi ulu önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olan sarsılmaz bağlılığımız. Ne mutlu Müslümanım diyene. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.